Yeni diyalog karşınızdayım. Bugün daha önce video çektiğimiz bir evdeyim. İşte prosesleri göstereceğim. Neler yaptık bugüne kadar? Birkaç hafta oldu en son video çekelim. Şimdi öncelikle evle alakalı konuşmak istiyorum. Şimdi evin etrafından siz bakarken ben size evi anlatacağım biraz. Evin büyüklüğünü, kaç oda, kaç salon falan filan onları anlatacağım. Şimdi bu ev 2 oda, 1 salon, 962 square foot'luk bir evdi. 1948'de yapılmış. Şimdi biz bu evi 3 oda yapıyoruz. Arkadaki odayı, eskiden mutfak olarak kullanılan odayı biz oda yapıyoruz. Yani yatak odası yapıyoruz ve 3 oda olmuş olacak. Bu evin yıllık vergisi arkadaşlar biraz pahalı. 545 dolar. Diğer evlere göre, diğerleri 300 falan civarıydı hatırlarsanız. Burası biraz daha pahalı. Çünkü burası biraz daha güzel bir muhit. Sebebi şu. Şu sokağın sonunda daha önce bir tane ev vardı. Kiraya verdiğimiz hatırlarsanız. Onun da videosunu çekmiştik. Hemen hastanenin karşısında demiştim. Oraya çok yakın. Orada da hastane var. Şu az ileride hastane var zaten. Yani burası çok çabuk satılabilir ya da kiralanabilir bir ev olarak şey yapabiliriz. Neyse ben size bir iki şey daha göstereyim. Bu evin Zillow market fiyatı 44 bin dolar gibi gösteriyor. Tabii biz bu evi tam full refinish yaptıktan sonra, her şeyini yeniledikten sonra 50-55 civarına çok rahat gider diye tahmin ediyorum. Ve Zillow buna 750 dolar ortalama şu anki haliyle kira değeri biçiyor. Tabii biz evi çok güzel yaptığımız için bu 800-850'ye çok rahat gidecek diye tahmin ediyorum. Tabii göreceğiz. Başladıktan sonra hep birlikte göreceğiz kaça gittiğini. Şimdi dışla alakalı çok bir şey yapmadık. Daha doğrusu bugün başlayacağız. Bir tane eleman gelip dışını boyayacak. Çünkü dışı bayağı bir kötü, gördüğünüz gibi. Dış boyasıyla başlayacağız. Daha sonra zaten içeride bayağı bir değişiklik oldu en son videomuzdan bu yana. Şimdi içeri gidiyoruz yavaş yavaş. İçeriği görünce zaten sizler görebilecek şey yapacaksınız. Odalar tamamen bitti sayılır. Camlar tamir ettik. Camlar kırık falan filandı. İşte camları boyandı. Duvarlar texture yapıldı, boyandı. Texture'ları göstereyim size. Bakın şöyle bir şey. Boyandı. Şimdi yerler daha bitmiş değil. Şu an bitmek üzere. Yani şuraya kadar geldi. Buradan devamı kaldı. Burası mutfağımız olacak gençler. Buraya dediğim gibi küçük kabinetler koyacağız. Şöyle bir alana. Ondan sonra buraya fırınımızı koyacağız. Şu adamın çalıştığı köşeye de buzdolabını koyacağız. Şimdi burası hallway'imiz. Hallway'imizin floorları bitti. Duvarları aşağı yukarı bitti. Yani tam bitmese de bitmeye yaklaştı. Burası köşe odamız. Gördüğünüz gibi duvarları falan, ceilingleri, light fixture, ceiling fanları, her şey takılı. Sadece baseboardlar takılacak aşağılara ve bu işte bitmiş olacak. Buraya bir tane kapı takılacak, buraya ve şuraya. Ve böylece bu oda tamamen bitmiş, hazır hale gelmiş olacak. Tuvalet banyomuzu göstereyim. Zaten daha önce bu tile'lar vardı, şunlar vardı. Galiba şunları taktık o günden bugüne. Daha sonra bunu yerleştirdik buraya. Lambamızı taktık. Ve şuraya havalandırma sistemimizi taktık. Daha bunun detay işleri hala var tabi. Şu an bunlar olayın kaba tarafı. Şimdi diğer odamıza geçiyoruz. Diğer odamız gördüğünüz gibi aynı, diğer karşıdaki odanın aynısı. Aynı şeyler yapıldı. Sadece buranın floor bitmiş değil. Buranın floor bitince duvarları zaten hazır. Şuralara yine baseboardlar takacağız. Ondan sonra buraya bir kapı, buraya bir kapı ve bu oda da bitmiş olacak. Şimdi arka odaya geçiyoruz. Arka odamız. Buraya hiç daha elleyemedik. Gördüğünüz gibi daha burası kapısını daha yeni çıkardık. Kapı çıktı işte buraya. Duvar öreceğiz. Yani burayı, kapıyı iptal etmiş olacağız. Burası duvar olacak.
Bu pencereleri yine koruyacağız, duvarları tamir edeceğiz. Bakın şöyle ilginç bir şey gösteriyorum. Bu ev briketten yapılmış 1948'de. Yine o zamanlar bile tahtaydı ama demek ki yani çok ender bir şey bu. Çok görülecek bir şey değil. Onu briketten yapmışlar. Ev ama taş gibi gerçekten. Yani briket sağlam ama tamiratı zor. Tahta olduğu zaman değişiklikler hemen çok rahat yapabiliyorsunuz. Kolay oluyor. Neyse. Şimdi devam ediyoruz. Burası aşağıya gidiyor. Burası aşağıya gidiyor şu an. Burada hiç ellemedik. Tam dışarı doğru çıkabiliriz tekrar. Ve dışarıda anlatacak şeyleri anlatmaya devam ederim. Ya büyük ihtimal bu videonun bu videoyu yüklediğimde diğer kanalımı açmış olurum. Daha diğer kanalımı açmadım. Bu akşam onunla uğraşacağım. Gördüğünüz gibi daha önce de görmüşsünüz zaten bunun dışını. Bunun dışı da çok bir değişiklik yok ama kamera yerleşti. Evet evet, onları göstereyim size. Bakın bir tane şu köşede var kamera. Bir tane şurada var kamera. İki. Bakın şurada bir yerde. Görüyor musunuz? Bir de orada var. Bir tane tam arkada var. Toplam 3 kamera koyduk. Bu da güzel bir artı oluyor. Evi kiralayacak ya da alacaklar için artık hangi amaçla yapıyorsanız. Neden? Hani ekstra bir safety. Şimdi diğeri burada. Bu şu kapıyı görüyor. Yani bu kapıdan birisi girip çıkarsa hani onu görme adına. Şu da. Bakın şurada bir tane daha var. O da burayı görüyor. Şu garaj kapısından eğer birisi girer çıkarsa orayı kontrol altına alma adına. Backyard'ımızda böyle hala böyle. Hiçbir şey değişmedi. Zaten şu boya olduğu zaman boya mevzusu bayağı bir değişiklik olacağına inanıyorum. Görüyorsunuz. Çıkıyor. Yani Türkiye'deki şeyin aynısı. Duvarın aynısı. Sıva yani. Bu bildiğiniz sıva. Buna stuko diyorlar burada. Çok fazla kullanılan bir şey değil. Nadir. Genelde gördüğünüz gibi evler hep dışları şöyle. Ya şöyle ya da şöyle. Bu arada şu köpek bana çok kötü bakıyor. Köpeklere karşı zaten bir şey var, antipatim var. İyice ne beni şey yapıyor, korkutuyor. Tam sadece geçiyorduk. Sakin ol. Evet. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Şimdi arkadaşlar teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Kendinize çok çok iyi bakın.